Bak Müslüman adamız. Kim bilir kaç yaşına gelmişiz. Birisi bizi çevirse dese ki ya Kur'an'dan birkaç ayetin manasını söyler misin? Kaçımız birkaç ayet manası biliyoruz? Bir inna a'taynanın bir kul huvallah ahadın manası nedir diye sorsalar. Günde beş vakit namaz kılıyoruz, her rekatta okuyoruz. Fatiha'nın manası nedir diye sorsalar. Kaçımız birkaç ayet manası verebileceğiz, söyleyebileceğiz ya. Ekonomiden anlıyoruz. Dolar niye çıktı, TL niye düştü biliyoruz. Borsa niye öyle oldu onu biliyoruz. Şimdi sor burada zelzele nasıl oluyor? Oo, herkes anlatır. Yer kabuğu çatlaklar, enerji birikimi onu bastırıyor, enerji birikiyor, bilmem kaç senede bir boşalıyor, zelzele oluyor. Fay hat demek zaten, fay hattı diyorlar ya. Deprem hatları var falan. Anlatsın sana. Hepsini anlatsın. Memleket nasıl idare edilir? Oo, herkes zaten devlet başkanı maşallah. Her şeyden anlıyoruz ha. Ne kadar Kur'an okuyoruz her gün? Manasını anlamak için hiç gayretimiz var mı? Hakamıyla ne kadar amel ediyoruz? Çoluk çocuğumuz ne okuyor? Ey Müslümanlar! Sonra başımıza işler geliyor. Niye işler geliyor? Kur'an tarafına bakmazsan daha çok iş gelir başına. Allah bize yardım etsin. Amin. Yine Mahmud Efendi Hazretimiz öyle buyurmuştu. İğnenin tepesi kadar aklım olsa, iğnenin tepesi kadar vaktim olsa Kur'an'a harcardım diyor. Allah bize hakikat gözle bakmak nasip eylesin. Amin. Hayırlı ümmetin evvel ve sonu vasat olur dahi abiz zamanı. Bu ümmetin evveli ve ahiri de çok hayırlı büyük kemalat sahibi Allah dostları var. Ortada abiz zamanı olur diyor. Evvelinde sahabe-i kiram var. Onlar çok büyük insanlardılar. İnsanlar arasında az idiler fakat Resulullah'ın ashabı idiler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında çok kıymetliydiler. Ümmetin sonu bu zamanın da kemalatı çok yüksektir. Niye? İnsanların çünkü öyle bir hevesi yok. Ahir zamanda dünyaya dalmış gitmişiz hepimiz. Bu vakit Allah'a kulluğa çalışan sahabe-i kiram gibi kıymetli olur. Onlar kadar kıymetli olmak mümkün değildir. Çünkü onlar Resulullah'ın talebesiydiler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seçilmiş kullarıydı. Ama bu zamanda da Allah'a kulluğa çalışan onlarla haşr olacaktır yani. Orta ümmette İslam hakimdir, her şey kolaydır. Ama ahir ümmette işler zordur. Bu zamanda hakikaten zordur. İnne beyne yedeyi saati fitenen ki kıta'el leylel muzlimi. Gece karanlığının an be an çökmesi gibi insanlık üzerine çökecek karanlıklar vardır. Fitneler, imtihanlar vardır kıyametin öncesinde. Yusbihur racülü fiyâ mu'minem ve yumsi kafiran. Kişi sabah Müslüman kalkar, akşama kafir gelir evine Allah muhafaza. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiran. Akşam Müslüman yatıp ne'ûzü billahi teâlâ. Sabaha kafir kalkacak insanlar. Yebî'u akvâmın dînehum bi'aradın mined-dünyâ kalîl. Kavimler, topluluklar, insanlar dünyadan az bir şey karşılığında dinlerini satacaklar. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mütemessiku yevme izin bi dinihi. O gün dinine sarılan adam kel kabidi alel cemri, elinde ateş koru tutan adam gibi olacak. Tutsan elin yanıyor, bıraksan ateş sönecek. Zor yani. Şimdi faizden kaçayım desen zor. Harama bakmayayım desen zor. Helal kazanayım desen zor. Ahir zamanın fitneleri çok aldı başını gidiyor yani. Biraz zorluk var demektir yani. Cennetin yolu öyle o kadar kolay değil arkadaşlar. Maddi olarak baktığında çok zor değil. Ama nefse ağır gelen şeyler vardır. Bakın Efendimiz ne buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Hucibetil cennetu bil mekârihi ve hucibetin nâru bil şehevâti. Cennet hoşa gitmeyen nefsin istemediği şeylerle kuşatılmıştır. Yani cennete gitmek istiyorsan onları kırıp geçeceksin. Ve hucibetin nâru bi şehevâti. Cehennem de neyle kuşatılmıştır? Nefsin arzularıyla. Hoşuna giden şeylerle. Nefsin hoşuna gideni yapıyorsan cehenneme doğru gidiyorsun demektir. Bu mücadele yeridir arkadaşlar. Terlemek, sıkılmak, darlanmak, yorulmak yeridir dünya. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ İnsanı meşakkatte yarattık diyor. لَا رَحَةَ فِي الدُّنْيَا Dünyada rahat yoktur. Ne Müslümana ne gavura. Hiç kimseye rahat yok. Hiç kimseye rahat yok dünyada. Biz dünyayı rahat yeri zannediyoruz. Yanlış. Mahmud Efendi Hazretlerimiz çok ibadet eder, çok insanlara tebliğ eder, çok gayret ederdi yani. Biraz istirahat edin, kabiri gösteriyormuş. İstirahat yeri orasıdır diye. Hiç kendisine acımamış yani. Allah şefaatine nail eylesin. Biraz silkelenmek, biraz gayret etmek lazımdır arkadaşlar. Yatarak olmuyormuş. Tamam sohbet belki yatarak dinleniyor ama değil mi? Sonradan gelen, ahir ümmet, ümmetin son zamanında, ahir zamanda yaşayan ve dinine sahip çıkan Müslümanların sahabe-i kiram gibi kıymetli olacağını kim anlattı bize? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Hadisinde buna eyleykan. Hadisinde beyan etti bunu, sen buna iyi inan diyor. Hadis-i şerif şudur. Ümmeti kel matar.
Benim ümmetim yağmur gibidir. La yudra evveluhum hayrun em ahiruhum. Evveli mi daha hayırlıdır, ahiri mi daha hayırlıdır bilinmez. Yani böyledir bu iş. Ahir zamanın Müslümanları da insanların içerisinde az kalıyorlar. Bir şey az ise nedir? Kıymetlidir arkadaşlar. Az olan kıymetli olur. Şimdi dinin bu İslam'ı yaşamaya çalışan, değil mi? İşte Kur'an'ı bilen, anlayan, anlatan adamlar, bunlar azdır. Bunlar kıymetlidirler. Bizim çoluk çocuğumuz da bunlardan olsun. Allah-u Teala görsün ki onun dinine kurban veriyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi gibi, değil mi? Biz de Allah'ın dinine fedakarlıkta bulunacağız. Ölüp gideceğiz arkadaşlar. Ne kalacak geriye? Ne kalacak geriye yani? Bütün makamlar, rütbeler, bütün mallar, mülkler hepsi soyulup alınacak. Hepsi. Kur'an eğer varsa yanımızda, o bizimle gelecek yani. Allah katında nedir kıymetli, ona dikkat edelim. Yoksa insanların ağzına bakarsan insanlar memnun edemezsin. Ama Mevla'yı memnun edersin. Meşhur hikayedir. Nasreddin Hoca oğluyla yola çıkmışlar. Demiş oğluna ki oğlum sen çocuksun, küçüksün, yorulursun, bin eşeğe. Demiş ya baba ben genç adamım demiş. Sen bin, sen yaşlı adamsın, yorulursun. Nasreddin Hoca binmiş eşeğe. İnsanların yanından geçiyorlarmış. Demişler ya şu zalim adama bak. Küçük çocuğu yürütüyor, kendisi eşeğe binmiş. Nasreddin Hoca demiş ki oğlum böyle olmayacak, sen bin bari. İnmiş Nasreddin Hoca eşeğe, oğlunu bindirmiş. Başka insanların yanından geçerken demişler ya şu terbiyesiz çocuğa bak, babasını yürütüyor, kendisi eşeğe binmiş. Ya oğlum böyle olmayacak demiş ya, gel ikimiz birden binelim. İkisi birden binmişler, başkalarının yanından geçiyorlar. Demişler ki ya şu zalimlere bak, iki kişi birden eşeğe binmişler. Ya oğlum demiş böyle olmayacak. İkisi birden inmişler, başkalarının yanından geçerken demişler ya şu ahmaklara bak bari biri binse. Eşek boş gidiyor. Demiş oğlum demiş gel biz bildiğimizi yapalım, bu milletin ağzına bakarsak eşeği sırtımıza alacağız demiş yani. Şimdi insanların ağzına bakmasan, Kur'an ne diyor ona bak, Allah ne diyor ona bak, insanlar neyi sever neyi sevmez, insanların cenneti yok, seni sevseler de cennete koysalar. İnsanların cehennemi yok ki sana kızdıklarında seni cehenneme atsınlar. Cennet cehennem Allah'a ait. Ebediyet, sonsuzluk, mal, mülk ne varsa hepsi Allah'a aittir. Bunların hepsi bitecek gidecek yani. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ